Kanal 5 ekranlarından en iyi dileklerimizi sunuyoruz değerli izleyenler. Efendim birinci gündem programındasınız. Birinci gündem programı her perşembe bu saatte biliyorsunuz sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve yine her perşembe bu saatte çok değerli konukları bu masada, bu stüdyoda ağırlama mutluluğuna biz erişiyoruz. Birinci gündem deyince biz birinci gündemi nasıl bulalım diye son zamanlarda niye yalan söyleyelim? Gerçekten zorlanıyoruz. Çünkü o kadar çok önemli gündem maddesi var ki Türkiye'de. Onlardan hangisini acaba başa çekelim de birinci gündem yapalım diye. Şunu ifade etmek isterim. Gerçekten çok sayıda birinci gündem var. Bugün itibariyle Türkiye'nin gündeminde, Türkiye'nin bugünkü tartışılan konuları arasında. Efendim bugün son derece değerli bir konuğumuz var Ankara stüdyomuzda. Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri bizimle birlikte kendisiyle Türkiye'nin gündemini tartışacağız. Türkiye'nin birinci gündemini tartışacağız ve kendisine partisi olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu gündem maddeleri, bu konular karşısındaki duruşunu soracağız. Kendisi de eminim bize en iyi şekilde izah edecektir. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Kanal 5 stüdyosuna teşekkür ediyorum. Nasıl başlayalım diye düşünmüştüm ama bugün Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli biliyorsunuz Ankara'da bazı temaslarda, bazı ziyaretlerde bulundu. Amaç neydi? İşte çatı adaylığı konusunda temaslarda bulundu. Arayış diyor muyuz? Onu size soracağım. Çatı adayının arayışı mıydı bu? Yoksa bu konuda bir görüş alışverişinden mi ibaretti? Bunu bize siz anlatacaksınız. Evet, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle başlayalım. Sayın Kılıçdaroğlu da muhalefetin diğer kanadının lideri, CHP lideri Kılıçdaroğlu bugün İstanbul'daydı. Başta TÜSİAD olmak üzere bir dizi temasta bulundu. O da hafta sonunda Almanya'ya gidecek. Ve bugünkü açıklaması önemliydi. Gazeteciler ne zaman adayınızı belirlersiniz diye sordular. Hele bir Almanya'ya gideyim gelin. Önümüzdeki hafta herhalde öyle bir isim açıklayacağım dedi. Sayın Bahçeli'nin duruşu daha her zamanki gibiydi. İsim konusunda herhangi bir şey telaffuz etmekten kaçındı. Bütün bunları sizlerle konuşalım. Biraz da bunları ben size bir fotoğraf olarak arz ettim. Bundan sonrasını sizden bekliyorum. Evet efendim, Cumhurbaşkanlığı seçimleri cephesinde neler oluyor? Şimdi Cumhurbaşkanlığı hiç kuşkusuz Türkiye'nin, yani bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin başına gelecek bir kişinin belirlenmesi ve halkın serbest iradesiyle tercihine sunulması şeklinde ifade edilebilir. Yani biz bir siyasi parti genel başkanı seçmiyoruz. Bir sendika başkanı seçmiyoruz. Bir kamu sivil toplum kuruluşu başkanı seçmiyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde 76 milyona bir başkan seçeceğiz. O halde Türkiye Cumhuriyeti'nde 76 milyonun da içinde kendisinden bir şeyler bulabileceği ya da en azından elinden, belinden, dilinden, sözünden, öfkesinden, uslubundan emin olabileceği bir kişiyi seçmeye ve ortaya koyma gayreti içine girmeye ihtiyaç vardı. Milliyetçi Hareket Partisi de bunu bir parti meselesinden ziyade milli bir mesele olarak görülmesi gerektiğini ve herkesin halkı birleştiren, bütünleştiren, halkın tamamını kapsayacak, kavrayacak niteliklere sahip birisinin ortaya çıkması gerektiği yolunda bir görüş ortaya attı. Adına da çatı adaylık denildi. Evet, medya taktı. Bu evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin çatısı bu. Evet efendim. Bu çatının başına konulacak insanın herkesin o bir şeyler içinde bulabileceği birisi olsun. Şimdi böyle bir Süpermen gibi bir fotoğraf çiziliyor. Ama bu bir Süpermen olmayacak. Bu herkese eşit mesafede durabilen. Herkesin kabul edebileceği. Evet, herkese yüreğinde yer bulan, herkesi Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli bir yurttaşı kabul eden birisi olacak. Yani ne mezhep ayrımı yapacak? Mezhebi olur ama mezhep ayrımı yapamaz. Siyasi partili olur ama siyasi parti ayrımı yapamaz. Yurttaşlar arasında etnik ayrım yapamaz. Yurttaşlar arasında bölge ayrımı yapamaz. Yurttaşlar arasında bendensin, benden değilsin, %50, %40 ayrımları yapamayan ve yapmayacak olan birisinin seçilmesi ideal bir şey olarak, olgu olarak karşımızda duruyor. Ve bunun arayışı içerisinde şimdi şu söylenebilir:
Acaba bu bulunabilir mi? Böyle bir aday üzerinde mutabakata varılabilir mi? Böyle birisi var mı? Böyle birisi bulunabilir mi ve mutabakat sağlanabilir mi muhalefet partileri arasında? Bu hep soruluyor. Ne diyorsunuz? Ben Türkiye'de Mevlana'ların, Yunus'ların olduğunu düşünüyorum. Eğer bunu düşünmeyenler zaten milletten umudunu kesmiş olanlardır. Mutlaka böyle birileri var ama önemli olan onları seçip ön plana çıkarmak diye siz, ifade siz Milliyetçi edelim. Hareket Partisi olarak böyle birilerini mi arıyorsunuz, böyle birisini mi arıyorsunuz? Yani hala bir çatı adaylığına inançla bir çatı adayı arıyorsunuz değil mi? Şimdi şöyle, ideali bu. Evet. Yoksa Milliyetçi Hareket Partisi'nde şu anda bir yığın aday olabilecek kişiler var. Ama mesele parti bazında görmediğimiz, bunu bir parti meselesi olarak değil, bir milli mesele olarak, herkesin meselesi olarak gördüğümüz için bunu partili olan ama partiler üstü davranabilen, demin söylediğim gibi bir inancı olan ama inançlar arasında eşit kalabilen ve davranabilen, fanatikleşmemiş, kendi görüşlerine aşık olmamış, kendi kendini kutsallaştırmamış bir kişinin arayışı söz konusu. Bu ararken bu çatı aday, şimdi şöyle düşünün, Cumhurbaşkanlığı seçiminde şu ana kadar yapılan bütün seçimlerin ötesinde Milliyetçi Hareket Partisi bir inisiyatif almıştır. Ve bu inisiyatifte de kendi koyduğu aday üzerinde sürekli tartışmalar olmaktadır. Ve bu tartışmalar ciddi bir biçimde şimdiye kadar olanın dışında bir arayışı da gündeme getirmiştir. Ve aslında herkes bu çatı adayına sıcak bakmaktadır. Ancak bu adayın kim olabileceği noktası sıkıntı yaratabilecek konumdadır. Çünkü herhangi bir kişinin öne sürdüğü, bir partinin öne sürdüğü bir aday, diğer başka bir parti tarafından çatı aday veya çatı aday özelliklerine sahip bir aday olarak görülmeyebilir. Şimdi hala bu ihtimal var ve görülmüyor mu acaba? Hala bir partinin bulduğu çatı aday diğer parti tarafından hala bu özelliklere sahip değil gibi gözükebiliyor mu? Söz konusu olan sizin Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi. Yani bu iki partinin, iki ana muhalefetin, yani iki büyük muhalefetin bir araya getirebileceği tek bir şahıs aranıyor. Bugüne kadar işte Sayın Devlet Bahçeli'nin bir ziyareti oldu Kılıçdaroğlu'na ve Kılıçdaroğlu iadeyi ziyarette bulunacak. Olumlu mesajlar verildi, ayrıntı verilmedi o görüşme sonrasında. Acaba bilmiyorum, partililerin kafasında bu çatı adayı konusunda bir isim, bir profil belirdi mi, ne dersiniz? Şimdi bugün an itibariyle bir değil, birden fazla isim var. Evet, adaylar, evet. Şeylerin, partililerin, ama bu malumlar değil yani, hem değil mi? Milliyetçi Hareket Partililerin, evet, kafasında, evet, öyle kristalize olmuş ve teke indirilmiş bir isim yok. Ama Cumhuriyet Halk Partisi lideriyle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın görüşmesi aslında bazı temel prensiplerden hareket ederek yapılan, evet, bir görüşmeydi. Siz o görüşmede şimdi var mıydınız? Ben yoktum ama, evet, ayrıntılarını biliyorum. Tabii, tabii. Şimdi burada temel olan şu, gerek Cumhuriyet Halk Partisi, gerek Milliyetçi Hareket Partisi, tabii bunun Büyük Birlik Partisi de, bunun içerisinde Fazilet Partisi de, bunların da görüşleri alındı. Evet, ortaya koyacakları adayın her iki tarafın da, yani anlaşma olma, herkes kendi adayını koyduğu zaman da her iki tarafın da oy verebileceği bir aday olacak en kötü ihtimalle. Ama bir de artısı var değil mi? Özür dileyerek araya girdim. Biraz önceki ifadelerimize dayanarak söylüyorum. Her iki tarafın da oy vereceği değil, bu arada başka tarafların da oy vereceği bir aday olması gerekiyor. Bunun içerisinde AK Parti'de var, işte HDP'de var, şu da var, bu da var. Ki öyle bir ittifak halinde bir aday arayışı var. Bulmak kolay mı? Hayır, kolay değil gerçekten. Ama profilimiz o değil mi? Ha, şimdi tabii bulmak elbette kolay değil. Yani mümkün olur diye Fransızların bir atasözü, evet, var. Evet. Mümkün müdür? Aslında teorik olarak mümkündür. Peki pratiğe çevirdiğiniz zaman, uygulamaya koyduğunuz zaman mümkün olabilir mi? Olmayabilir. Bizim çatı dediğimize diğer taraf hayır, bu uygun değil diyebilir. Öbür tarafın dediğine biz değil diyebiliriz. Ama bu görüşmelerin ortaya çıkardığı çok net bir sonuç var. Milletle barışık, ortak değerleri içselleştirmiş, bütünleştirici ve kavrayıcı bir adayın eğer anlaşma olmaması halinde
hem Milliyetçi Hareket Partisi tarafından hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı tarafından vasıfları bu şekilde ifade edilmiş şahsın aday gösterilmesi. Çünkü zaten ikinci turda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayıyla muhalefetin adayı, en yüksek olan oy alan aday bir kişi karşı kaldı. Karşıya gelecek. Bir kişi de bunlar karşı karşıya geldiğinde diyelim bizim seçtiğimiz bir aday ön plana çıktı. %42 oy aldı. Öbürü %3 oy aldı. Teorik anlamda söylüyorum. Sayın Erdoğan veya AKP'nin adayı da şu kadar oy aldı. İki tane kişi kaldı. Erdoğan yani AKP'nin adayıyla MHP'nin adayı. CHP'liler MHP'nin adayını veya Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi MHP'nin gösterdiği adayı destekleyebilecek bir konumda ve durumda olması gerekiyor. Çünkü sonuçta ikinci turda iki tane kişi arasında seçim olacak. Bir tane muhalefet olacak. Muhalefetin adayı desteklenebilir bir aday olması gerekiyor. Bütün bu çalışmaların özünde bu var. Evet, şimdi zaten diyorlar ki bir çatı aday belirlemesi de başarısızlığa uğranılırsa o zaman her parti, muhalefet adına konuşuyorum, kendi adayını ortaya koyacak. Sonuçta da oradan bir kişi kalacak. Ama yine diyorlar ki o zaman bu sonradan kalan, ikinci tura kalan, 24 Ağustos'a kalan bu şahıs yine de bütün muhalefet partileri tarafından desteklenebilir nitelikte olmayabilir. Çünkü en azından MHP ve CHP arasında bir mutabakat sağlanmış bir kişi değil bu diyorlar. Onun için böyle bir ittifak kurulması gerekiyorsa bir çatı adayının olması şart diye de bir görüş var. Çeşitli siyasal gözlemciler veya gazeteciler arasında. Ne dersiniz? Yani bir çatı adayı bulunması ve ortaya konulması daha mı rentable olur? Evet, oy almak bakımından. Tabii mutabık olmak, hemen ilk etapta tabii. Mutabık olmak hususu önemli bir şey. Fakat bu mutabakat sağlanmayabilir. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi ile bizim görüşlerimiz arasında. Çok özellikle, büyük fark var mı? Bu konuda soruyorum. Bu konuda çok büyük fark yok ama şöyle bir şey var. Yani onunla da bizim saydığımız vasıfları, nitelikleri Cumhurbaşkanı'nda olması gerektiği şeklinde düşünüyorlar. Ama yani kökten gelen Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir geleneği var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir geleneği var. Biz her şeyden evvel milliyetçi, maneviyatçı bir partiyiz. Yani bizim maneviyat yönümüz çok ağır. Muhafazakar yönümüz çok ağır bir siyasi hareketiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu manevi ve milli maneviyatçı yön bizdeki derecede ağırlık çok fazla kazanmıyor. Bu bakımdan orada çıkacak aday veya çıkarılması istenen adayla bizim yüreğimizden geçen aday çok örtüşmeyebilecek boyutları da olabilir. Ancak burada azami müşterek olmasa da asgari müşterekte bir birliktelik söz konusu olabilir. Şimdi burada bir ilk turda bir çatı üzerinde anlaşılamamış ise veya bir çatı aday gösterilememişse artık var güçle ikinci turdaki kalan adayın etrafında toplanabilmek. İşte bu ikinci turda kalan adayın etrafında toplanılabilecek bir adayın olması iktiza ediyor. Her halükarda bu araştırmalar, bu görüşmeler son derece faydalıdır ve son derece de iyi olmuştur. Çünkü halk ilk defa kendi iradesiyle Cumhurbaşkanını seçecektir. Fakat şunu buradan açıkça söyleyeyim. Cumhurbaşkanı kim olursa olsun, kim seçilirse seçilsin, Türkiye'de ciddi bir erkler arası bir mücadele başlayacaktır. Yani Cumhurbaşkanı seçildiği andan itibaren büyük bir ihtimalle %50'nin üzerinde bir oyla seçilecek Cumhurbaşkanı hangi taraftan olursa olsun. Zaten yasal gerekliliği. %50'nin üzerinde bir oyla halk tarafından seçilmiş bir Cumhurbaşkanı %40'larla %30'larla iktidar olmuş hükümete karşı, hükümetin başındaki kişiye karşı mevcut yetkilerle yetinmesi mümkün olmayacaktır. Çok büyük tartışmalar ortaya çıkacaktır. Ben %50 küsur oy aldım dediği zaman Cumhurbaşkanı, Başbakan ondan daha az oy halktan almış birisi olarak onun karşısında eli zayıf olacaktır. Bu durumda büyük bir tartışmanın önünü açacaktır. Hele hele AKP'nin adayı yani Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanı olması halinde kelimenin tam anlamıyla sistem başkanlığa doğru evrilmeye gidecek. Zaten ben terleyen bir cumhurbaşkanı olacağım diyerek bunun sinyalini de Sayın Başbakan vermiştir.
ve sistem tıkanacaktır ve bu çerçevede seçime zorlanacaktır. Seçime gittikten sonra anayasayı değiştirmeye zorlayacaktır. Başkanlık sistemini getirmek isteyecektir. Bunu zaten söylüyorlar, böyle olması ifade ediliyor artık. Evet. Bunlar da Türkiye'yi yeniden bir anafora, bir belirsizliğe doğru Türkiye'yi itecektir. Onun için biz şimdi millet tercihini kullanırken bu ihtimali çok ciddi bir şekilde dikkate almasında yarar vardır. Çünkü Sayın Başbakan şu anda kendisini normal bir insan görmüyor. Çok normal üstü bir insan olarak görüyor. Ağzından çıkan her şeyin yasa olduğunu düşünüyor. Ve hiç yanlış yapmadığını düşünüyor. Hep doğru yaptığını düşünüyor. Kendi dışındaki muhalefeti böcek gibi görüyor. Onların hiçbir görüş ve düşüncelerini itibara almıyor. Hatta çoğu zaman ölmüşler gitmişler kelimesini kullanacak kadar bir çocuğun insafsız davranabiliyor. O bakımdan ben halkın bütün bunları dikkat ederek sağduyusunu devreye sokup Cumhurbaşkanı olacak kişinin Cumhur Baba olabilecek nitelikte birisine yönelik bir tavır ortaya koyacağına, bir irade ortaya koyacağına da inanıyorum. Şimdi madem projeksiyon yapıyoruz geleceğe dair, şöyle birkaç tane ben buraya sunumda bulunmak istiyorum. Mevcut bir anayasamız var. Bu anayasaya göre işte 108. madde veya 109. madde Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkilerini tarif eden bir madde. Şimdi orada doğrusu bu ya, Cumhurbaşkanı'na çok da fazla yetki verilmiyor. Ama Türk tarihinde, bakın Türkiye tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilecek. Bugüne kadar hiç olmadı bu. Ve yine Türkiye tarihinde ilk kez yurt dışından bile gelecek olan oylar bu seçime katkıda bulunacaklar. Bu sandıklara dahil olacaklar. O zaman Cumhurbaşkanı'nın gelecekteki, yakın gelecekteki Cumhurbaşkanı'nın gerçekten yetkili olması gerekiyor. Çünkü halktan alıyor gücünü. Ama anayasa buna izin vermiyor. Şimdi bu durumda sizin de ifade ettiğiniz gibi biraz önce anayasanın mutlaka değişmesi gerekiyor. Onu da işte 2015 seçimlerinden sonra bir parti, iktidar partisi diyelim, o gereken çoğunluğu elde edebilirse eğer böyle bir anayasal değişikliğe gidilebilir. Ama asla AK Parti yönünden söylemiyorum. Bir cumhurbaşkanlığı sorunu var. Onu açsak bile bu sefer başbakanlık sorunu başlayacak. İki kademeli bir başbakanlık yaşayacağız Türkiye'de. İşte seçime kadar olan bir geçici durum olacak. Ondan sonra da seçimlerden sonra sonuç ne olur ona bakılacak. Ona göre de bir başbakan bulunacak. Kim bulacak? Cumhurbaşkanı, mevcut Cumhurbaşkanı onu görevlendirecek. Sizin de dediğiniz gibi gerçekten Türkiye çok ilginç. Biraz da sıkıntılı günler bekliyor bu açıdan. Ama tabii ne olacak şimdiden göremiyoruz. Siz görebiliyor musunuz? Ben bir gazeteci olarak göremiyorum. Ben yani bir yerde kullandım. Yani burada da biraz ihtiyatla kullanmaya çalışıyorum. Buyurun. Ama ben öyle görüyorum. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimi kaosun miladı olacak. Yani öyle diyorsunuz. Çok biraz... Tabii yani şimdi hayır şöyle. Yani şimdi sizin elinizdeki anayasayla Cumhurbaşkanı'nın böyle bir çelişki ortaya halktan aldığı yetki örtüşmüyor. Örtüşmüyor. Bir ikincisi 100 senedir siz parlamenter bir sistem içerisinde Türkiye'yi yönetmişsiniz. Bir gelenek oluşturmuşsunuz. Evet. Bu geleneğin oluşturulabilmesi için 2-3 tane darbe geçmiş. Evet. Onlarca bedel ödenmiş. Bir deneyim yaşanmış parlamenter sistemle, evet, mevcut sistemle. Evet. Bu deneyimi daha da ileriye taşıyacak şekilde bir çaba ortaya çıkması gerekirken Adalet ve Kalkınma Partisi bildiğiniz gibi bu 367 olayından sonra halk tarafından Cumhurbaşkanlığı seçsin şeklinde sırf 367'ye karşı başvurulmuş bir tedbirdi bu. Ama yapılan hesaplar anayasanın da değişmesi yönündeydi. O mümkün olmadı. Hayır, şimdi zaten ikisini bir gerek gerçekleştirmek gerekiyor. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi şu ana kadar, yani Sayın Başbakan ve ekibi şu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı ciddi bir biçimde ihlal ediyor. Yani anayasayı, anayasadan 6. maddede hiçbir kişi, kurum veya organ anayasadan almadığı bir hakkı kullanamaz diyor. Halbuki Sayın Başbakan kullanıyor. Sonra değişiklikler anayasayı değiştirerek kendi yaptıklarını anayasayı uydurmaya çalışıyorlar. Kendileri anayasaya değil, anayasayı kendilerine uydurmaya çalışıyorlar. Yani bunları gerekirse ayrıntılarla açıklarız. Neler, hangi konulardaki yaklaşım tarzlarını. Evet. Bu bakımdan
Tayyip Erdoğan çok güçlü bir figür. Çok baskın, dominant bir karakter. O normal cumhurbaşkanı meclis tarafından bile seçilmiş olsaydı yine orada durmayacaktı. Yani Özal'la Akbulut arasındaki ilişkiye bir bakın. Özal'ın yapısıyla Erdoğan'ın yapısını bir karşı karşıya koyun. İnanılmaz bir farklılıkla karşı karşıyasınız. Özal da oldukça dominanttı merhum Özal. Yani o yine mevcut yasa anayasa bir defa delinse ne olur şey falan filan dediyse de bu anayasanın hiçbir kuralla kendisini bağlı hissetmiyor ve dolayısıyla da ben önümüzdeki sürecin Erdoğan yönünde değil, Erdoğan'ı ben seçilme şansını eğer güçlü bir aday çıkarsa çok düşük görüyorum. Çünkü halk bir noktaya kadar destek vermiştir. Ama bir noktadan sonra Erdoğan'ın bu aşırı tavırlarını tek irade olarak adeta Türkiye'nin kaderini belirleme gibi bir pozisyon içerisine girmesini halk benimsemiş değil. Birçoğu mecbur olduğu için, mahkum olduğu için, eli kolu bağlı olduğu için bu tarafa oy vermek durumunda ve konumunda olmak. 30 Mart'tan söz ediyorsunuz. Ya 30 Mart ve evet, yani süreçten söz ediyorum. Evet. Ve dolayısıyla da gelinen nokta biraz önce de ifade ettiğim gibi bir Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın başkanlık yetkileriyle parlamenter sistemin çok daha tartışılacağı, çok daha yoğun bu konuda bir takım sertliklerin yaşanacağı bir döneme Türkiye giriyor. Bu dönem hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki çok sükunetle geçirebilecek bir dönem olmayacak. Onun için Cumhurbaşkanı'nın suhuletle hareket edecek. Onun için Cumhurbaba dedim. Baba gibi görülebilecek ağırbaşlı, vakur duruşlu, bağırıp çağırmayan, insanları ötekileştirmeyen, ayırıp buyurmayan bir yapıda bir Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi gerekiyor. Bunu halk seçerse biraz nefes alır. Sur sükûne uğrar ama seçmez de eğer tersini yaparsa da Allah kendisine kolaylık versin demekten başka söyleyeceğimiz bir şey kalmaz. Şimdi ben size küçük bir fotoğraf daha göstermek istiyorum. O da şu. Halk seçerse dedik. Şimdi halk nedir? Diyelim ki bir çatı aday bulundu veya bulunmadı ama bulunduğunu farz edelim. Bunun karşısında da işte çok büyük ihtimalle yine küçük bir ayrımı var. Küçük bir çelişkisi var, şey var, çekincesi var bunun ama %95-99 ihtimalle Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacak. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci turda seçilmesi için veya olmadıysa ikinci turda gerekli oyu alabilmesi için bir oya ihtiyacı var. Şimdi AK Parti'ye bakıyoruz. AK Parti'nin 30 Mart'taki oy oranı %43 virgül bilmem ne. Onun da şartları vardı. Belki artı eksi şartları vardır. Ama yapılan hesaplamalara göre öyle deniliyor. 2,5 milyon kadar bir oy kaybı var deniliyor. Ondan önceki döneme kıyasla. Şimdi demek ki Sayın Erdoğan'ın seçilebilmesi için bir takım ek desteklere ihtiyacı var. Ve bunu bazı çevreler ısrarla belirtiyorlar. İşte şuradan buradan oy alması gerekir, başka partilerden oy alması gerekir ve bu partilerin veya bu grupların başında da Kürt kökenli yurttaşlar geliyor. Yani Kürt oylarına ihtiyacı var Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın diye altı çizilerek ortaya konulan bir teori var. Ne dersiniz? Bu teori doğru mu? Buradan hareketle başka şeyleri de konuşacağız. Ama isterseniz önce küçük bir ara verelim, küçük bir reklam arası verelim. Ondan sonra bu konu çok derin bir konu çünkü buraya girersek bir daha çıkamayız diye düşünüyorum. Evet efendim, küçük bir reklam arası veriyoruz. Daha sonra Sayın Özcan Yeniçeri ile yine birlikte olacağız. Efendim, Kanal 5 ekranlarındasınız. Birinci gündem programındayız. Ve bugünkü konuğumuz, bu akşamki konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok değerli bir temsilcisi Ankara Milletvekili Sayın Özcan Yeniçeri. Sayın Yeniçeri ile bundan önceki bölümümüzde, birinci bölümünde Cumhurbaşkanlığı seçimlerini konuştuk. Çatı adaylığı, onun kavramını, çatı adaylığı kavramını konuşmaya çalıştık. Bundan sonra ne olabileceği konusunda bir projeksiyon yapmaya çalıştık. Ve ben son olarak dedim ki Sayın Yeniçeri'ye
Çeşitli çevreler ısrarla diyorlar ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tartışmasız ve çok yani %50 artı bir oyla birinci turda seçilebilmesi için belki de başka bir takım oysal bir takım desteklere ihtiyacı var dedik. Bunların başında da mutlaka işte Kürt kökenli vatandaşlarımız geliyor. Bu böyle bir hesap var Sayın Yeniçeri. Ne dersiniz? Böyle bir hesap acaba bilmiyorum çok mu kabaca olur ama çözüm süreciyle bağdaştırılır mı? İktidar bir çözüm süreci ortaya attı. Onu ben reddederim aslında. Yani bir oy kaygısıyla mı yaptı bilmiyorum ama oy kaygısı olayı değil. Bir çözüm süreci ortaya atıldı. Ama bu çözüm süreci başarıya ulaşırsa şu kısacık 2 aylık dönemde acaba Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik oylarda bir Kürt oyları artışı yaşanabilir mi? Ama görülen o ki burada iki tarafı keskin bir bıçak var. İşte Güneydoğu'da başlayan hatta İstanbul'a sıçrayan bir takım olaylar var. İnsanların kafasında ne oluyor, terör geri mi geliyor dedirttiren bir takım olaylar var. Ne oluyor? Yol kesiliyor, çocuklar, gençler veya çocuklar daha kaçırılıyor. Onların protestoları yaşanıyor. İktidar çözüm sürecine biz devam ediyoruz diyor. Başbakan çıkıyor diyor ki eğer bu başarıya ulaşmazsa bizim elimizde B ve C planları var deniliyor. Ondan sonra BDP tarafından veya HDP tarafından tepki geliyor. İşte Sayın Selahattin Demirtaş'ın söyledikleri ortada. Onları şimdi burada hatırlatmak istemiyorum. Hatta Sayın Ertuğrul Kürkçü'nün grup toplantısında son söylediklerini hatırlıyorum ben şimdi. Ne dersiniz? Bu süreç tehlikeli bir süreç mi? Ve bu sürecin sonucu nereye varır? İsterseniz bu derin konuyu birazcık zamanımız yettiğince konuşmaya çalışalım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben Türkiye'de Kürt siyaseti, Türk siyaseti, Kürt oyu, Türk oyu, Kürt aydını, Türk aydını gibi ayrımları şiddetle reddediyorum. Hepimiz zaten reddediyoruz. Dikkat ederseniz ben de Kürt kökenli vatandaşlarımız. Zaten evet. Bana göre problem de buradan çıkıyor. Evet. Defalarca bu iktidarı biz uyardık. Etnisite üzerinden siyaset yapmayın. Etnisiteyi siyasallaştırmayın. Mezhep üzerinden siyaset yapmayın. Mezhebi siyasallaştırmayın. Cinsiyet üzerinden siyaset yapmayın. Cinsiyeti siyasallaştırmayın. Bölge üzerinden siyaset yapmayın. Bölgeyi siyasallaştırmayın diye defalarca televizyonlarda, mecliste, basın toplantılarında bunlara söyledik. Bunun nedeni şu, şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde iki tane nosyonda aslında kendilerine çok hakim gibi görünüyorlar kamuoyunun önüne çıktıklarında. Ama iki tane temel bana göre eksiklik var, fukaralık var. Bunlardan bir tanesi tarih şuuru ve tarih bilinci yok. Ve tarih şuuru ve tarih bilinci olmadığı için bir devlet nasıl teşkilatlanıyor? Bir devletin varlığı ne anlama geliyor? Bunun çok farkında değiller. Yani bir devlet protokolü nedir? Bir devlet adamlığı diye bir kavram var. Bu ne anlama gelir? Ve bir devlet şuuru denilen bir şuur vardır. Bu nedir? Devlet kuran irade diye bir irade vardır. Bu nasıl olur? Bir kurucu irade diye bir irade vardır. Her milletin kurucu babaları vardır. Bu nedir? Bunlarla uzaktan yakından alakası yok. Adeta devleti bir çadır devleti, tarihsiz bir devlet, talihsiz bir devlet olarak nitelendirmekte ve davranışlarıyla bunu ortaya koymaktadırlar. Birincisi bu. İkincisi de millet konusunda bu iktidarın çok büyük arızaları var. Lan millet, etnisite, milliyet ve milletin aşiret, firatri, klan gibi ilkel toplumdan milletleşme sürecine evrilen toplumların bu hale nasıl geldiklerini ve kendilerine hangi ismi verdiklerinden yine iktidar habersiz veya bunlara aykırı bir kimlik içerisine çıkmıştır. Çünkü iktidara göre ümmet her şeyin özüdür ve ümmetçi bir algı, yani belli bir inanca, belli bir dinin mensupları olarak kendimize aidiyet duymamız yeterli olarak görmektedir. Halbuki ümmet bizim din ortaklığımızı anlatır. Aynı dinin paylaştığımız insanları anlatır. Millet ise bizim sahip olduğumuz tarihten gelen bir müktesebatı anlatır. Bunlar birbirinden farklı şeylerdir. Biri öbürünün yerine konmaz. Biz elbette İslam ümmetindeniz, elbette Türk milletindeniz ve çağdaş medeniyetin de içinde yaşıyoruz. Dolayısıyla bunları birbiriyle
karşıtmış gibi, birbirine rakipmiş gibi değerlendirdikleri için işin içerisinden çıkamadılar ve bugün geldikleri noktada bir ayrıştırma meselesine işi getirdi, indirgediler. Şimdi özellikle de bu sizin de ifade ettiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında PKK'yı etkinleştirmek, PKK'nın pazarlık gücünü artırmak ve özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapısal bir dönüşüme tabi tutmasını sağlayabilmek amacıyla bu konuda yoğun bir faaliyet gösterilmektedir. Sanki Güneydoğu'daki oylar bir blok, bu oylar birisi tarafından masanın terazinin bir kefesine konmuş, karşı tarafta da iktidar veyahut muhalefet var. Onlarla oylarımız karşılığında şunu istiyoruz ya da bu oyları verdiğimizde şöyle bir sizden talebimiz var şeklinde bir pazarlık konusu haline getirmeye. Şu anda öyle bir pazarlık var diyorsunuz. Şimdi bu oraya geldi. Evet. Şimdi ben çok açık söyleyeyim. Bu iki ilk aşamada Tayyip Erdoğan'ın önünde şu anda 43 civarında oy var. Bunun biraz daha aşağıya düşmesi söz konusu olabilir. Çünkü şeylere verilen oylarla, şahıslara verilen oylarla, encümende, belediyede, partiye verilen oylarla Sayın Başbakan'a veya Erdoğan'a verecek oylar aynı değil. Bu tam tersi, başka taraftan oy da gelebilir. Yani muhalefet cephesinden de oy gelebilir. Siyasi partiyi beğenmez ama Erdoğan'ı beğenmeyenler olabilir. Oraya da oy gelebilir. Ama böyle bir şey var. Şu anda baktığınız zaman 43 ölçü değil diyorsunuz. 43 de ölçü değil. Kesin bir ölçü değil. Aşağıya da kayabilir, belki üstüne de çıkabilir. Artısı, şimdi eksisi var. Burada evet. İki tane Erdoğan'ın hareket hattı var. Bunlardan bir tanesi yurt dışındaki oyları ağırlıklı bir biçimde konsolide edebilmek. İkincisi de Güneydoğu'nun oylarını konsolide edebilmek. Bunları, yani HDP, BDP ikilisi zaten bu pazarlıklarını sürüyor. Yani AKP, PKK ile hemen hemen birçok şeyde ortak birlikte hareket ediyor. Çok açık. Onun için ben seçim sırasında ver oyunu AKP'ye gitsin PKK'ya demiştim. Çok da yanlış değil. Ortaya çıkıyor zaten. Şimdi bunlar bu çerçeve içerisinde BDP, HDP ekseni bir defa burada pazarlık güçlerini artırabilmek amacıyla ikinci turda ciddi bir biçimde Erdoğan'ı zorlayacaklardır. Çünkü birinci turda kendi adaylarını çıkaracakları belli oldu. Evet, açık o. Hatta kimin olduğunu bile üç aşağı beş yukarı evet, belli. Evet, evet. Şimdi ikinci turda sıkıştığında işte yetkilileri, HDP'li Hasip Kaplan'la şunlar bunlar diyorlar ki anahtar parti biziz diyorlar. Bunun anlamı nedir? Bu işte şunları yaparsanız biz blok halinde size oy vereceğiz ama tabii bu hükümetin yapmış olduğu bana göre bu millete en büyük hıyanet de Güneydoğu'daki bütün Kürtleri PKK'lı olarak nitelendirilmesi, PKK'nın başındaki eli kanlı bebek katilini Güneydoğu'daki Kürt kardeşlerimizin lideri, önderi haline getirmesidir. Yani ben, evet, yani şeydeki mektubu okutmasıyla başladı. Mayıs'ta. Diyarbakır'da içeride evet. 21 Mart'taki ondan sonra da 21 Mayıs'ta Mart'ta ondan sonra da arkası geldi yani bu şeyler. Şimdi şöyle bir problem var. Hasip Kaplan'dan, Sayın Hasip Kaplan'dan söz ettiniz. İşte İmralı'dan söz ettik. Hatta belki Selahattin Demirtaş'tan da söz etmek gerekir. Onların böyle bir hani pazarlık dediniz. Pazarlığa girmesi sonucunda bütün Kürt oylarını kanalize edebilecek güçleri ve yetkileri var mı? Ne dersiniz? Ben olmadığını düşünüyorum. Evet. Yani ama onlar öyle kendilerini göstermeye çalışıyorlar. Hükümet de böyle görmeye çalışıyor. İşin garip tarafı çünkü, da bu. Çünkü tabii Türkiye'de Kürt kökenli yurttaşlarımızın içerisinde bence veya bizce veya birçok çevreler buna inanıyor. Tek tip bir oy, tek tip bir yurttaş yok. Kürt kökenli yurttaşların içerisinde iş adamları var, politikacılar var, gazeteciler var, Güneydoğu'da yaşayanlar var, tamam terör örgütüne gönül vermiş olanlar var, İmralı'ya inananlar var, Kandil'e inananlar var. Yani o kadar bütünleşmiş bir toplum olduğuna ben şahsen inanmıyorum. Yok zaten öyle. Öyle bir şey değil. Homojen yok zaten. Bir şey yok. Onun için yani birisinin işte Hasip Bey'in şunun bunun çıkıp da bunun bir masada pazarlığını diyelim hadi tırnak içerisinde yapması ne derece etkin olur onu da belki değerlendirmek gerekir. Ama yani şey orada şimdi şöyle bir şey var yani onu göz ardı etmemek lazım. Orada bu HDP'nin aldığı oyların
büyük bir kısmı baskı altında alınan oylar. Ve dolayısıyla halkı... Kimin büyük, baskısı? PKK'nın baskısı, milislerin, KCK'nın baskısı. O zaten talimat veriyor içeride ama dışarıda örgütlendi. Bu AKP sayesinde orada üstü örtülü bir güvenlik gücü oluşturdu PKK. Ve bunlar komiteler oluşturdu. Güneydoğu'da. Evet. Belki İstanbul'da. Komite, orada da var. Yani şeylerin bulunduğu, Kürt asıllı vatandaşların bulunduğu yerlerde ciddi bir biçimde kimisi dernek adı altında, kimisi sivil toplum kuruluşu adı altında, kimisi işte Mezopotamya bilmem ne, yardımlaşma bilmem nesi adı altında, gazete adı altında, gazeteci adı altında organize olmuş ve halkın üzerinde onları belli alanlara çeken, belli alanlarda protesto etmelerini, toplanmalarını sağlayan baskı mekanizmaları. Bir mekanizmalar oluşturmuş. Buna, bir, bu kimse yalan yalan söylemesin ve kimse kimseyi de aldatmasın. Böyle bir yapı var. Şimdi böyle bir yapı olunca Güneydoğu'da bunların almış olduğu oylar ciddi bir biçimde bu mekanizma tarafından şekillendiriliyor. Yönlendiriliyor. Çok da profesyonel çalışıyorlar. Çok bilinçli bir biçimde. Yani geçmiş dönemde bunlar parti olarak girmedikleri için şahıs şahıs girdiler seçimlere. Şahıs şahıs seçimlere girdiklerinde şeyin yerinde, adını söyle, seçim listesinde nerede olduğunu bile iple hesaplayıp şu kadar çekeceksiniz, tam olduğu yere mührü basacaksınız şeklinde, evet, öyle bir halkı şey yönlendirmişlerdir. Bazı köylerde toptan oylarını PKK'lar kullanmış ve oradaki bütün müşahitler, AKP'nin müşahiti, BDP'nin müşahiti, diğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya MHP'nin müşahitleri hepsi PKK'lardan tayin edilmiş ve toptan oylar belli bir alana atılmıştır. Böyle bir şeyleri var. Yani mekanizmaları var. Bu mekanizmayı da göz ardı etmemek gerekir. Ancak bunlar Erdoğan'ı kurtaracak mı ya da başkan olmasını sağlayacak mı? Konu Erdoğan'da ben, değil. Aslında bu ortaya koyduğunuz, masaya koyduğunuz şey çok vahim. Yani en azından konu burada bence Recep Tayyip Erdoğan olayı da değil. Demek ki konu diyorsunuz bir yerden bugüne kadar an itibariyle gelmiş. Bundan sonra da nereye gideceğini tahmin etmek bile insanı korkutabilir. Değil mi? Şimdi tabii ben şimdi şöyle bakıyorum. Yani bir defa sorumlu bir bilim insanı olarak şöyle görüyorum. Evet. Şimdi Türkiye gerçekten çok köklü bir kültürden ve aynı zamanda da köklü bir deneyimden geliyor. Biz ne kadar zaferlerle kendimizi tanımlasak da aslında biz yenilgilerin çocuğuyuz. Yani 300 senedir Türk milleti dayak yiyor. Ve Viyana bozgunu sonrası inanılmaz bir deneyim laboratuvarından bir millet geçmiş. Fakat bunu bilenler var, bilmeyenler var. Bunu anlayanlar var, anlamayanlar var. Bunu algılayanlar var, algılamayanlar var. Problem oradan kaynaklanıyor. Bak ben çok basit bir şey söyleyeyim. Ben şu anda Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durumu Balkan Savaşları dönemine benzetiyorum. Evet. O dönemde şimdi düşman 4 tane devlet, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ hazırlanmış, Türkiye'ye saldıracak, şeyi bekliyor, zamanlama problemi yapıyor. Dışarıdan da destek alıyorlar. Yani o zaten Allah'ın emri. Evet. Şimdi bunlar tam saldıracaklar, her şey hazır ve bu saldırmaya akşam sabah olacak bizim Dışişleri Bakanı ve Erkan-ı Harbiye işte Umumi Vekalet Başkanı Nazım Bey diyor ki ben Balkanlardan imanım kadar eminim diyor. Yani felaketin ağzında bir millet yok olacak. 1 milyon insanın ırzına geçildi. 1,5 milyon insan yerinden sürüldü. Bir o kadar insan öldürüldü, katledildi. Bu gafletin, dalaletin yüzünden. Ve o dönemde şeyler, Sırplar tam 1,5 ay kala Osmanlı'dan Fransa'dan aldığı topların Selanik'ten geçirilerek gönderilmesini istiyor. Bizim o zamanki hükümet bu topların geçmesine izin veriyor. Selanik limanı. O toplar da bize karşı sonradan kullanıyor. Şehirlerimizi yıkıyor, ordularımızı dağıtıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Yani o döneme baktığımız zaman gafletin, dalaletin, her şey iyiye gidecek. Kim ağzına mı düşmüş koskoca Osmanlı'yı 3-4 tane baldırı çıplak dize getirecek diye söz ve söylemlerin olduğunu çok rahat bir biçimde görüyoruz. Devlet yöneticilerinin gözünü gafletin alması, kan uykusuna yatmaları millete bedeli çok büyük bir maliyet bırakmıştır. Evet. Ve millet bu maliyeti ödemek durumunda ve zorunda kalmıştır. Ve inanılmaz olaylar yaşanmıştır. Şimdi gelinen aşama
tamamen bunu gösteriyor. Şimdi tarih tekerrürden ibarettir lafında mı hatırlatmak istiyorsunuz? Yani öyle demek de istemiyorum. Aslında her dönem kendi tarihini yaşar ama oradaki ipuçlarını eğer alınabilmiş olsaydı bugün gelinen nokta çok net bir şekilde ortaya çıkardı. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Yani o zamanımız az olduğu için aslında o konuya fazla girmek istemiyorum ama bugün Tayyip Erdoğan'ın getirdiği teknik söyledikleriyle Mithat Paşa'nın Tuna vilayetlerinin mutasarrıfı veya işte valisi olduğu zaman söyledikleri arasında birebir bir uyuşum vardır. Aynı şeyleri söylediler. Ne söylediler biliyor musunuz? Mesela dediler ki ana dilde eğitim olsun Bulgaristan'da. Kardeşim adamlar Bulgar, biz Osmanlıyız, biz Türkçe konuşuyoruz, onlar Bulgarca konuşuyor. Bunlara ana dilde eğitim yaptırmak lazım, yoksa gidiyorlar Rusya'ya, militan oluyorlar, Rus servisinin emre giriyorlar, geliyorlar. Onun için burada ana dilde eğitim kurmak lazım. Bir ana dilde eğitim serbest getirilmiş oraya. Orada ana dilde eğitimi getirdiklerinde aynı şekilde işte iptidai ve şeyde rüşt iptidai de şey koydular Bulgarca. Sonra Rüşdiye de getirdiler oraya Osmanlıca Bulgarca koydular. Sultani ve üstünde Darülfünunlarda, üniversitelerde ise Fransızca eğitimi koydular. Ve eğitim bir hale gitti. Mustafa Kemal sonradan diyecektirdi ki efendiler biz Balkanları niçin kaybettik biliyor musunuz? Orada dil akademileri açıldığı gün biz kaybettik Balkanları demiş. Sonra dedi ki aynı şekilde Mithat Paşa ya bu biz Müslümanız bunlar Hristiyan. Biz hilalin yerine bir de haç koymamız lazım. Çünkü onlar da kendilerinden bir şeyler hissetsinler diye bir askeri birlik yaptılar, tören birliği. Yarısı Hristiyanlardan meydana gelen, yarısı Müslümanlardan meydana gelen. Bir de yürüyüş yaptırdılar, geldiler İstanbul'a vesaire. Sonra 1876'lı yıllarda bir teşkilat-ı esasiye diye bir kanun çıkardılar. O kanunda her anasırı milli kendi dilinde tekellüm eder diye bir madde koydular oraya. Her anasırı milli, yani her azınlık kendi dilinde konuşur, yazar, eğitim yapar şeklinde bir şey koydular. Bunları koyduklarında da bu sefer Abdülhamit Han'ın önüne götürdüklerinde Abdülhamit Han paşa benim dinimin dili Arapçadır, bundan taviz vermeyeceğim gibi devletimin, milletimin dili de Türkçedir, bundan da taviz vermem. Git bunu hazırlayanlara söyle, ne onlar bunu teklif etmiş olsun ne de bunu ben görmüş olayım dedikten sonra değiştiriyorlar, Türkçe konuluyor ana dilde. Şimdi bunu söylemek istediğimiz ana dilde konuşmasın, ana dilde yazmasın, ana dilde eğitim almasın anlamında bir şey söylemiyorum ben. Ben bir şey söylüyorum. Ana dilde, ana dili resmi dil haline getirebilecek, ana dili Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na dil üzerinde Türkçenin karşısında bir dil, Türk milletinin başkasında bir millet, Türk devletinin başkasında bir devlet olabilecek şekilde bir mekanizma getirirseniz bu ülkeyi bölersiniz. Bunun lamı cibi yoktur. Bu ülke Türktür, Türk kalacaktır. Türklük kelimesi de herkesi içerisine alan bir kelimedir. Irkçı, kafatasçı bir kelime değildir. Fransa'da Fransızdır. Fransa'daki Fransız kelimesi anayasada var. Anayasada Fransız kelimesi ne anlam ifade ediyorsa, Almanya'da Elen kelimesi var. Elen kelimesi Almanya'da ne ifade ediyorsa, İspanya'da İspanyol kelimesi ne ifade ediyorsa, Fransa'da Fransız kelimesi ne ifade ediyorsa, Türkiye'de de Türk kelimesi onu ifade ediyor. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşı olmaktan dolayı bir eziyet, bir sıkıntı çekmemesi gerekir. Devlet bunu savunacak yerde, hükümet bunu savunacak yerde, hükümet PKK'dan daha öte aşırı bir takım sözüm ona insan hakları temelinde meseleye yaklaştığını ifade ederek daha aşırı şeyler savunmaya başlamıştır. Ve bugün geldiğimiz yer aslında dün bu hükümetin attığı adımlar sayesinde gelmiştir. Biraz önce siz konuşmanızda dediniz ki işte terör hortlayacak, yine başlayacak. Terör zaten hiç zaman bitmedi ki. Terör hiçbir zaman bitmedi. Terör olayları gizlendi. Terör olayları medyada yayınlanmadı. En azından ölümler, kitlesel ölümler evet, gerçekleşmedi. Evet. Ama bunun karşılığında bu süreç içerisinde onlarca korucu öldürüldü. Bu süreç içerisinde onlarca asker öldürüldü. Bu süreç içerisinde onlarca köyde insanlar öldürüldü ve bu öldürülen insanlar da kamuoyundan saklandı. Yani öldürülen askerler diyelim, şehit olan askerler gizlendi mi diyorsunuz kamuoyunda? Hayır, bildiklerimiz var. Birer ikişer açıkladılar. Sonradan açıklandı bunlar. Evet. Ama mesela ne oluyor? Adam orada insan öldürüyor. Efendim kan davasından öldü deyip üstünü kapatıyorlar.
işte trafik kazası. Kız davası deyip üstünü, buna benzer şeylerle üstü kapatıldı, görmezlikten gelindi. Sanki süt liman hiçbir şey yokmuş gibi bir durum ortaya çıktı. Sonra durum ortaya çıkınca çıktık dedik, kardeşim bak adamlar tören yapıyor. Adamlar yeni bir güvenlik birimi yaratıyorlar ve bu güvenlik birimini ne diploma veriyorlar. Sen ne biçim devletsin? Sen devlet içerisinde yeni bir yapılanma oluşuyor, buna müdahale etsene dediğimizde münferit olaylardır efendim. Bunlar bir iki kişi böyle şeyler olur. Biz de bunlara çoluk çocuk işidir. Böyle hükümet böyle baktı, bakıyordu bu. Ya da böyle prezant ediyordu. Gitti, ben İçişleri Bakanı'na götürdüm. Bizzat kendim verdim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde buna bana cevap ver dedim. Silahlı adam bir tarafta yol kontrolü yapıyor, bir tarafta da Mehmetçik yol kontrolü yapıyor. Asker yol kontrolü yapıyor. Bunu nasıl açıklayacaksınız dedim. Ne zaman bu Muammer Güler istifa etmeden önce söylemiştik. Ne oldu şimdi? Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Bu yol kesmeler sırasında 100 metre mesafede o silahlı adamlar yolu kestiler. 100 metre mesafede de bizim askerimiz orada nöbet tuttu, bunları seyretti. Bu oraya geldi. Yarın ne olacak biliyor musunuz? Yarın çok açık, bu kafayla giderse, bu yapıyla giderse, yarın diyecek ki buraya siz giremezsiniz kardeşim. Burada şimdi onu söylüyor. Ne diyor? Baraj yapamasın diyor. Yol yapamasın diyor. Karakol yapamasın diyor. Adam bölgede vergi topluyor. Bakın ben size çok açık bir şekilde göstereyim. İşte İstanbul'daki olayları siz söylediğiniz için ben söylemiyorum. İşte verginin kanıtı burada. İşte okuyayım buradan. Nav Yaşar, HPG yani askeri kolu, Başnav Akkuş, Bigasi 10.000 TL, Çemçe Bölge Komutanlığı. Arkasında HPG. Terör örgütünün. Tabii terör örgütünün kestiği vergi, makbuz. Ekrem Yakut, işte Bigasi 20.000 TL, Çemçe Bölge Komutanlığı. Mühürü var, imzası var. Olduğu yerde duruyor. Bu bir tane iki tane değil. Bunları biz hep kamuoyuyla basın toplantılarında paylaştık. Araçlar yakılıyor. İnsanlar kaçırılıyor. Öyle zannedildiği gibi 351 değil. Bizim son bir yıl içerisinde dağa götürülen çocuk sayısı 1080. İşte buyurun. İşte bu da karakolun yıkılması. Buradaki... Ne zaman çekildi o fotoğraf? 2 ay önceki bir şey. Yeni. Mayıs'ın 10'unda. Mayıs'ın 10'u. 10 Mayıs. Tarih bu. Ne yapıyorlar? Karakolun duvarlarını yıkıyorlar arkadaşlar. Müdahale? Evet, müdahale yok. Müdahale yok. Müdahaleyi başbakan yaptırmıyor. Bunun hesabını verecek Sayın Başbakan. Bunların hepsini hesabı. Bakın şimdi devlet olayın cereyan tarzlarını da genelkurmay şey yapıyor. Genelkurmay açıklıyor. Olayın bölücü terör örgütü mensupları tarafından 34. Hudut Tugay Komutanlığı Derecik Umurlu üst bölgesinde konuşlu unsurlarımıza yaklaşık 3 kilometre batıdan Irak tarafından Doçka silahıyla darbeler halinde 2-3 ateş açılmıştır. Açılan ateş bölgede konuşlu obüs toplarımız tarafından karşılık vermiştir. Yapılan saldırıda herhangi bir zayiat yoktur diyor burada. Bölücü terör örgütü işte şunu yapmıştır. Biz de bunları seyrettik demeye getiriyor. Bunların üzerine gidip bunları susturup siz kimsiniz? Devlete karşı bir gücün içerisinde ikinci bir güç olur mu? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bunlar niçin yapılıyor? Yani diyorsunuz ki ben sizin deyiminizle söylüyorum. Bunlara müsamaha ediliyor. Bunlara göz yumuluyor. Bu şekilde yapılmasına fırsat veriliyor en azından. Nedendir sizce? Yani eğer bu dediklerinizin içerisinde çok büyük gerçek payları varsa en azından Türk milletine ve Türk devletine büyük zarar veriliyor demektir. Bunu herhangi bir iktidar, herhangi bir parti, herhangi bir grup buna izin verebilir mi sizce? Şimdi bakın, Türk'üm diyen, Türkiye Cumhuriyeti'nin parçasıyım diyen herhangi bir grup buna izin verebilir mi? Neden veya verebilir? Şimdi bakın size bir şey söyleyeyim. Hükümetin zihniyeti karışık. Neticede ben, Türkiye biraz, Cumhuriyeti hükümeti. Ben Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ama Damat Ferit hükümeti de o zamanki Türkiye Cumhuriyeti hükümetiydi. Mahmut Nedim Of diye geçer. Mahmut Nedim Paşa, Rusçu Nedim denir. O da Türkiye Cumhuriyeti'nin şeyiydi. Bulgaristan olayları sırasında Rus yanlısı adamları oraya gönderdik. Bir yıl hikayeleri var, anlatırım. Evet, yani evet, evet. Devletin başına geleni kutsamanın bir manası yok. Davranışlarına bakacaksınız, olguya bakacaksınız. Türkiye'ye getirdiği yer 12 gündür Türkiye'de bir yol kesilmiştir. Damat Ferit yalnız halk oyuyla gelmemişti. Bugünkü hükümet... Ya ister halk oyuna, o da parça iradesiyle hayır, gelmiş. Hayır, ben kimseyi savunuyor değilim. Bu arkadaşlar da zaten... Ben bazı şeyleri açı bu arkadaşlar açmak. Da zaten ona özeniyorlar. Zaten buna özendikleri yok ki. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk dedim mi cin çarpmışa dönüyorlar bunlar. Keşke dediğiniz gibi halkın iradesine dayalı bir şekilde tavır koysalar. Halk 12 gün yol kesilecek.
Halk PKK, şimdi burada size şeyleri açıklayayım. PKK tutup yargı yapacak. Halk diyecek ki efendim şey yapın, oturun, bu yargınızı istediğiniz gibi yapabilirsiniz, bizi cezalandırabilirsiniz. Şu anda orada PKK yargısı yapılıyor ya. Var mı bunun ötesi? Yani bunun şeyleri yansımış durumda. Ben yargılamada ceza alanlar, bakın, terör örgütünün gençlik yapılanması, YDGH yol kesme eylemlerinin ardında bölge halkına karşı infaza da başladı. Cizre'de elleri silahlı 6 YDGH üyesi metruk bir binada sözde YDGH asayişi adına sorguladığı İÇ, LÇ ve HB'yi darp ettikten sonra üzerlerine kurşun yağdırdı. Yaralılardan İÇ hayatını kaybederken birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yani nedir bu belge? Bu gazete, yani dünkü, evvelsi günkü gazetede yansıyan çok basit bir haber. Bizim ulusal gazete. Tabii. Yansıyan, KCK vergi alıp mahkeme kurdu diyor. Korkunç tuzak vesaire vesaire. Bu şeyde olan şeyler. Dolayısıyla bakın şimdi. Burada suçüstü kim? Suçüstü Tayyip Erdoğan'ın ifadesi. Kendisi. Yani suçüstü yakalanmıştır şu ifadeyle Tayyip Erdoğan. Diyor ki şimdi çıkıyor, yol yapma, baraj yapma diyor. Kim diyor? Terörist. Terör örgütü. Evet. Geçiş yollarını, kontrol noktaları kurma diyorlar. Asker operasyon düzenlemek için valiliğe başvuruyor. Valilik izin vermiyor. İzin verilmediğine dair belgeler askerin arşivinde. Asker 20 yıl sonra bana niye gereğini yapmadın diye sorulduğunda ben bu belgeleri göstereceğim diyor. Haklı olarak kendini güvenceye alıyor. Yani başbakan ne diyor? Buradan herhalde anlaşılıyor. Diyor ki PKK terör örgütü yolu kestiğinde asker buna görevi gereği müdahale etmek istiyor. Valilikten izin istiyor. Valilik izin vermiyor. Valilik izin vermediği için asker müdahale edemiyor. Bunun için de oradaki komutan yazmış olduğu yazıyı, valiliğe izin yazısını ve valiliğin izin vermediği yazıyı arşivine koyuyor diyor. 20 sene sonra diyecek ki niye yapmadınız diye birisi sorduğunda hesabını verecek. O zaman diyecek ki bak belgeler elimde, bana falanca vali vermedi, falanca yetkili vermedi, siyasi yetkili vermedi, onun için ben bunu gerçekleştiremedim diyecek. O zaman burada böyle bir şey var. Peki vali niye vermiyor? Yetki vermiyor. Yolu kesenlere müdahale yetkisi, evet. İzin vermiyor. İzinin vermeme nedeni çözüm süreci zarara uğrar ve başbakandan gelen talimat. Ne yaparsa yapsın terör örgütüne bıçak kemiğe dayanmadan, sözüm ona, herhangi bir müdahalede, karşı müdahalede bulunmayın. Bunu nasıl çözmeye çalıştığını başbakan diyor ki, aynen şunu söylüyor, bir yasa tasarısında terörle mücadele sürecinde karar veren siyasi ve askerlerin yapacakları tanımlanacak, toplantıda süreç ve devamına ilişkin bir takım şeyler. Diyor ki biz askeri ve sivil bu görevlerini yapmayanları kurtaracak, yasal değişiklikler yaparak onları kurtaracağız diyor. Yani başbakan diyor ki benim talimatımla ben süreç yürütüyorum. O valilere talimat verdim, açıkçası bu. Vali PKK terör yol kestiğinde veya bir protesto yaptığında veya işte itfaiye aracını yaktığında müdahale etmeyin bunlara. Bunları başka usullerle biz kendimize göre, sözüm ona, etkisizleştireceğiz. Vali de onun yüzünden şey vermiyor. İzin vermiyor. Bu sorumluluğu da diyor ben yasayla düzelterek ortadan kaldıracağım diyor. Pek resmen başbakan orada bu kafayla bir otoritenin teşkiline zemin hazırlıyor. Bu çok açık. Bu çok açık. Bunu kimsenin saklayacak, bilmem ne yapacak tarafı yok. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Ama buna rağmen bir HDP grubunda veya bir işte Selahattin Demirtaş tarafından başta Sayın Başbakan olmak üzere büyük eleştiri okları var değil mi? Hükümete yönelik. Bütün bu anlattıklarınızın gerçek olduğunu kabul ederek ben buradan hareket ediyorum. Bunlar tamamen gerçek. Başbakanın söylediği şeyler. Pekala, gerçek. Gerçek. Buna rağmen bir eleştiri konusu oluyorlar. Ha ya şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu bir şey mi yani? Bak şimdi siz AKP hiçbir zaman bu politikayı hiçbir zaman savunamazsınız. Bunu hayır, ben kimsenin savunucusu değilim. Hayır, ben bir şey söyleyeyim. Ben savunucusu değilim. Bu politika savunacak bir politika değil. Vatansever birisi bunu savunamaz. Çok net söylüyorum. Herkes tavrını belirtmek ve ortaya koymak zorundadır. Ne kadar bağımlı olursak olalım bu iktidara. Bu iktidar ne zaman şu kapıdan çıktığımız zaman bizi tutuklatırsa tutuklatsın. Ne kadar başımızın üstünde ipi dolandırırsa dolandırsın. Birisi çıkacak ve bu iktidara yaptığının yanlış olduğunu söyleyecek. Bu yanlıştır, bu devlete ihanettir. Bu milleten, vatana kast anlamına gelmektedir. Bunun hiç tartışacak bir tarafı yok.
Onlar niye eleştiriyorlar? Daha fazlasını talep ettikleri için. Nereye kadar? Bunun için diyorsunuz. Yani ben size bir şey söyleyeyim. Bakın diyor ki bak şu laf yenilir yutulur cis laf mı? Diyor ki Başbakan Erdoğan ve Türk siyasetçilerin Kürt çocukları hakkında konuşma hakları yoktur diyor. Şimdi KCK, PKK bunları söyledikleri bu. Bu diyor ki Kürt çocuklar, başbakan dedi ya getirin metirin diye, devleti de ayağa düşürdü. O da ayrı bir şey. Devlet dibe vurdu. İktidar kendisini aslında fiilen kendi kendini tasfiye etmiş oldu. Yani düşünebiliyor musunuz? Çocuklar kaçırılıyor daha. Neredesin sen hükümet? Neredesin sen istihbarat servislerin? Ulan bizi 24 saatte 48 saat dinliyorsunuz, izliyorsunuz. Dokunulmazlığımız olmasına rağmen bunları yapıyorsunuz. Terör örgütünü niye izlemiyorsunuz? Daha çocukları kaldıran, kaçıran, götürenleri niye takip etmiyorsunuz? Niye onların üzerine gitmiyor? Hadi daha gittiler. Onları niye gidip oradan getirmiyorsunuz? Ben geçen gün açıkladım. Daha gidenlerin gittikleri yer Besler Dereler bölgesine götürüyorlar. Oradan bir kısmını Suriye'ye geçiriyorlar. Bir kısmını ise Kandil'e geçiriyorlar. Aynı şekilde Kato Dağı'nda İncebel mevkiinde tutuyorlar bu çocukları. Oraya niye gitmiyor asker? Niye bir gitmiyor? Muhalefet üyesi olarak bunları biliyorsunuz. İktidar daha iyisini biliyor o zaman. İktidar keşke daha iyisini bilse. İktidar ne yapıyor biliyor musunuz? Güç şaşırtır. Problem oradan kaynaklanıyor. İktidar daha iyisini, iktidarda milli bir kafa olsa daha iyisini bilecek. Ama milli bir kafa, milli bir yapı yok iktidarda. Hesabına geldiği zaman milli kelimesini kullanıyor. Diyor ki Anayasa Mahkemesi milli değildir diyor. Kararı milli değildir diyor. Sen neren millisin? Sen milliyetçiliği ayak altına alıyorsun, çiğniyorsun. Neresini milliyetçi, milli olarak kap? Bu konuda bakın çok daha bugünkü basının şeyi işte başbakan nerede diyor, üstünü göstermeyen gazete şeyinde yıktılar kimlik sordular diyor. Şimdi nerede yakmışlar, yıkmışlar? Cizre'de Toma'yı ateşe verdiler. İstanbul'da itfaiye aracını ateşe verdiler. Vicdanı sızlamadı mı? Dün evet. İstanbul'da belediye otobüsünü ateşe verdiler. Ya bu nasıl devlettir? Bu nasıl hükümettir? Bu nasıl her şeyi bilendir? Daha iyisini bilendir. Nasıl biliyor? Çıksın bana birisi açıklasın bunu nasıl bildiğini. Şimdi ne dediler? Bunlar çok açık söylüyorum. Demokratik açılım denilen şeyi ne olarak ifade ettiler? Dediler ki işte efendim sınırın dışına çıkacak teröristler. Hatta başbakan dedi ki canım gömsünler silahları mağaralara bıraksınlar ya da gitsinler dedi. Çıktılar mı? Çıkmadılar. Peki ne dediler? Geçecekler öbür tarafa silah bırakacaklar dediler. Silah bıraktılar mı? Bırakmadılar. Peki ne dedi başbakan? Biz yasal ve yapısal değişiklik bunları eve döndürecek tedbirler alacağız. Bunları öyle eve getireceğiz. Kardeşim siz bunları yapmadınız. Bunlar yapılmadığı gibi. Bir de üstüne üstlük adamlar vergi alıyor. Adamlar kimlik kontrolü yapıyor. Adamlar yollarda silahlarla geziyor ve halkın üzerinde etkinlik kuruyor. Şimdi bir yerde bakın halkımız şunu bilmesi lazım. Bir yerde otorite kimdeyse devlet de ondadır. Eğer bir yerde devlet vatandaşını koruyamıyorsa orada otorite gücü kim elinde bulunduruyorsa devlet odur. Ve dolayısıyla bugün orada devlet çekilmiş. Yani silahlı kuvvetler biraz önce söyledim. Asker garnizonun içerisine çekilmiş. Polis emniyet şeyinin içerisine çekilmiş. Karakolun içerisine çekilmiş. Vali vilayetten ibaret hale gelmiş. Dün işte bugün yine gazetelerde vardı okumuşsunuzdur. Askeri personelin bulundukları evlerin üzerlerine işaret koymuşlar. Hain şeyler diye onları imha etmek üzere çarpı işaretler konmuş. Asker kendisini koruyacak durumda kendini savunacak duruma getirilmiş. Ve dolayısıyla da askerler de oradan evlerden çıkmışlar. Yani enteresan bir gelişme var. Şimdi içim sızlıyor. Ben bunları yüksek sesle söylüyorum ama yüreğim sızlıyor. Memleket için söylüyorum. Efendim konu derin, gerçekten derin ama ben burada duygularımı dile getirip programı kapatmak zorundayım. Zamanımız çünkü el vermiyor artık. Ben hala Türkiye'de Anadolu toprakları içerisinde yurtseverliğinden hiçbir şey kaybetmemiş, Mustafa Kemal'e inanan, Türk bayrağının tekliğine inanan, tek devlet ve tek millet iradesine veya kavramına inanan çok sayıda insanlar olduğuna ben inanıyorum, inanmak istiyorum ve öyle olduğuna da eminim. Bunların, bu sizin anlattığınız olayların, gerçek olayların geçici olduğuna ve bunları da aşacağımıza inanıyorum. Bir son söyleyeceğiniz varsa
alalım ve kapatmak zorundayız. Vallahi ben bir şey söylemiyorum. Osmanlı döneminde söylemiş. Bu kadar cehl ile devlet nasıl olmaz berbat? Sadrazam umuyor düşmanı candan düşmeyin. İmdat. Diyor. Evet, evet. Yani biz de HDP'den imdat umuyoruz. Öcalan'dan imdat umuyoruz. Ben söylemiyorum. Buradaki mesajlar söylüyorum. Umarım Türkiye'miz daha iyiye gider, barışa umarız gider, kardeşliğe efendim, gider. Umarız yani. Efendim. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha güzel konuları görüşürüz yine bu stüdyoda. İnşallah. İnşallah. Hele bir Cumhurbaşkanlığı seçimlerini görelim. Türkiye inşallah diyelim yine. Daha güzel günlere gelir. Daha stabil günlere gelir. İnsanlar daha mutlu olur diye bir temenni de bulunalım. Ama dediğim gibi daha güzel şeyleri görüşmek umuduyla. İnşallah. Bu akşam veda edelim. Değerli dostlar. Bugün bu akşam konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili Sayın Özcan Yeniçeri'ydi. Bakın ben kağıdımda çok fazla gündem maddesi yazmıştım aslında. Fakat iki tanesini zamanı da aşarak anca değerlendirebildik. Diğerlerini saklayacağım. Çok kısa zamanda yine sizi burada bekleyeceğiz efendim. İnşallah. Efendim birinci gündem programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu akşamlık bu kadar. Gelecek hafta yine aynı saatte yine çok değerli konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın, mutlu kalın ve sağlıklı kalın diyoruz. Hoşça kalın. Efendim.